canımanne.com. Canım Anne YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu lifin nasıl yapıldığını anlatacağım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Burası iki kat, hatta çiçeğimizle üçüncü kat. Şöylece çok eğlenceli, şıkır şıkır bir lif. Umuyorum ki beğenerek, severek öreceğiniz, hatta birlikte öreceğimiz bir model olacak. Üst kısmını anlatacağım. Üst kısmıyla gördüğünüz gibi alt kısmı aynı mantıkta örülüyor. Anlatıma geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum ki yayınlanan videolardan ilk kez sizin haberiniz olsun. Ayrıca videomuzu da beğenip paylaşmayı unutmayın. Her videoda olduğu gibi bu videoda da yorumlarda sizleri bekliyor olacağız. Her türlü sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi ya da yapmamızı istediğiniz modelleri bizlere videonun yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Anlatıma geçelim. Malzemelerimizle başlayalım. Gördüğünüz gibi küçücük küçücük iplerim var. Tabii ki artın ip değerlendirmede de harika bir model olacak bu. Açık mor, koyu mor ve yeşil kullanacağım. Gördüğünüz gibi minnak minnak iplerim. Hemen şöyle kenara alıyorum. Beyazla başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi iki kat olacağı için sadece küçük olan kısmını anlatacağım. Aynı şekilde büyük kısmını da aynı mantıkla örebileceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. 8 zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şuradan hemen başlangıçtaki ipimi kesiyorum. Ve ilk yapmış olduğum zincire batıp bir halka oluşturuyorum arkadaşlar. Ardından 12 tane fıstık yapacağım. Bu şekilde 12 fıstık. Arada 2 zincir. Zincirleri ihmal etmeyelim arkadaşlar ki arada boşluk kalsın. Bir üst sıraya geçtiğimizde bu boşlukları yapıyoruz çünkü fıstıklarımızı. Videoyu fazla uzatmamak adına da ara ara kapatacağım ki düz ördüğüm yerlerde. Şimdi 4 tane yaptım. 12 tane yapacağım arkadaşlar zemine fıstığı. Devamında ikinci sırada yine devam edeceğiz. İlk sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi 12 tane fıstık var. Hemen ilk araya iki fıstık arasına geçiş yapıp burada da iki tane fıstık oluşturuyorum ki bu oluşturduğum iki fıstık her sırada genişlemeyi sağlayacak. Yine aradaki zincirleri ihmal etmiyoruz. Sıradaki boşluğa geliyorum. İki fıstık arasına yapıyorum fıstıkları. Burada da bir tane fıstık oluşturuyorum. İki zincirimi ihmal etmiyorum. Sıradaki araya geldiğimde yine iki tane yapıyorum. Bu sıra boyunca bir tane iki fıstık, bir tane tek fıstık yapıyorum boşlukları arkadaşlar. Zaten bu kısmını 3 sırada ya da 4 sırada bitireceğim. Aynı mantıkla bir tane de büyük öreceğim arkadaşlar. Ki dediğim gibi videoyu fazla uzatmamak adına sadece bu kısmın yapılışını anlatacağım. Aynı mantıkta büyüterek alt kısmı da yapacağım. Alt kısmındaki zemin biraz daha büyük olacak tabi. Burada bir tane fazla yaptım. Onu söktüm şimdi arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmasın. Bir tane tek fıstık yapıyorum. Bir tane iki fıstık yapıyorum yan yana boşluklara. Bu sıra boyunca dediğim gibi böyle devam edeceğim. Şöyle de gösteriyorum hemen. İki fıstık, tek fıstık. İki fıstık, tek fıstık. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. İkinci sırayı tamamladım. Yine başlangıçta yaptım. İlk fıstığın tepesine batıp boşluğa geçtim. Şimdi burada ikili yaptığım fıstıklar arttırma sırası olacak arkadaşlar. İkili yaptığım fıstıkların arasına hep iki tane fıstık oluşturuyorum. Diğer kısımlarda bütün boşlukları tek fıstık yapıyorum. Şimdi ikinci fıstığı oluşturuyorum.
Aradaki zincirleri dediğim gibi ihmal etmeyelim. Burası da gördüğünüz gibi tek fıstık. Bu sıra boyunca da iki tane tekli fıstık yapacağım. Bir tane ikili fıstık. Bu aradaki fıstıkların sayısı her seferinde birer tane çoğalacak. Ki çoğu videomda zaten bu modeli anlatıyorum. Zemin videosu, pardon, zemin örgüsü olarak. Dediğim gibi birçok örgüde, zaten birçok lif örgüsünde bu anlatımımız mevcut. Şimdi yine iki tane fıstık yaptığım yere geldim. Burada yine arasına, ikisinin arasına iki tane fıstık oluşturuyorum. Alt kısmı örerken istediğimiz sayıda örüp istediğimiz genişlikte bırakalım arkadaşlar. Daha sonra ise orta kısmını büyük kısma göre ayarlayalım. Bu şekilde daha güzel olacaktır lifimiz. Ama ben dediğim gibi fazla uzatmamak adına orta kısmını öreceğim. Alt kısmını video dışında öreceğim. Sanıyorum 4 sırada benim için yeterli olacak. Bu şekilde hemen şöyle tekrar bir anlatmak istiyorum. Şöyle parmaklarımla kapatıp göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arttırmalarımız bunlar. İki fıstık arasında hep iki fıstık yapıyoruz. Bu aradaki boşluklarda lifimiz büyüdükçe aradaki boşluktaki bu tek fıstıklarda büyüyecek. Her sırada bir tane. Burada bir tane gördüğünüz gibi. Bu sırada iki tane. Daha sonrakinde 3-4 diyerek büyüyecek. Bu şekilde bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Dördüncü sırada örgümü tamamlamış olacağım. 4 sıra boyunca ördüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi burada örgümü kapatacağım. Ki aynı mantıkla lifimizi olmasını istediğimiz boyda öreceğiz alt kısmı içinde. Bu sadece üst kısmının süslemesi olacak. Bu kısmı anlatmamın sebebi videoyu çok uzatmamak arkadaşlar. Dediğim gibi aynı modelde, aynı mantıkta istediğimiz boya gelinceye kadar lifimizi büyüteceğiz. Ve üst kısmında da alt kısmında olduğu gibi aynı modeli kullanacağım ben. Hemen şöyle ipimi sağlamlayıp şöyle kenara alacağım ki daha sonra arka kısmına geçireceğim. Yeşil ipimi alıyorum. Şimdi köşelere geçeceğim. Köşelere birer yaprak konduracağım hemen. Şöyle arttırmayı yaptığımız kısım, hemen şöyle ilk ilmeğimi alıyorum. Arttırma yaptığımız kısım, gördüğünüz gibi bunlar altıgenimizin köşeleri oldu. Şöyle ilk fıstığımı toparlıyorum ve kapatıyorum. Arada iki zincir. Tekrar fıstığımı toparlıyorum ve kapatıyorum. Bu kadar basit, gördüğünüz gibi. Kesiyorum ipimi ve ipimi sağlamlayacağım ki şimdi çok ince detaya girmiyorum. Dediğim gibi videoyu uzatmamak adına hemen şu şekilde içine alıp fazlalığını da keserek iplerimizi kamufle ediyoruz ki şöyle hemen göstereyim. İki fıstık, arada zincirimiz var. Hemen yine bir tane daha. Yine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıp iki zincir, hemen bir tane daha fıstık ve bitiriyorum. Bu şekilde tüm köşelere aynı işlemi uygulayacağım. Üst kısımda ise, yani alttaki zemindeki kısımda ise aynı mantıkta aralara da koyacağım. Şimdi bunlar boyu küçük olduğu için, bu yaptığım zeminin boyu küçük olduğu için aralara koymaya gerek kalmadı arkadaşlar. Dediğim gibi alt kısmını ördüğümde aralara da aynı mantıkta birer tane yaprak koyacağım. Daha sonra çiçeklerini yapacağız. Çiçekleri için hemen açık moru
ipimi alıyorum ki daha güzel görünsün. Şöyle bir ilmek aldım. Yaptığım fıstığın iki fıstığın arasına geçiyorum. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir fıstık tam tepesine, bir fıstık da hemen yanına. Sıkıca bir zincirden sonra yine ipimi kesiyorum ve şu şekli alıyor gördüğünüz gibi. Hemen yine aynı renkten bir tane daha göstereceğim. Açık mor, koyu mor şeklinde yapacağım sıralamayı arkadaşlar. O yüzden ki açık rengi aldım daha belirgin olsun. Koyu renk örerken çok belli olmuyor videoda. Yine fıstığımı sarıyorum. Kapatıyorum. Tepesine bir fıstık daha. Ve yanına bir fıstık daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi azıcık azıcık ipler gidiyor arkadaşlar. Kalan iplerinizi değerlendirmek adına da gayet iyi bir seçenek bu lif. Bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Bir tane de burada açık renk olacak. Daha aralarında kalan kısımlarında da 3 tane koyu mor olacak. Bu şekilde devam edeceğim ve alt kısmını da yapmış olacağım videonun devamında. Birlikte iyi bitireceğiz yine. Ben örmeye devam ediyorum. Üstteki küçük parçamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu kalan ipleri de kestim. Bir tanesi kalmış. Hemen bunu da kesiyorum. Şöylece göstereyim. Tabii ki büyük parçayı da ördüm. Burada biraz kenarlarında değişiklik yaptım. Sadece iki tane koydum yan yana. Birebir aynısı gördüğünüz gibi aralarda da var. Şimdi bunu bu şekilde şöyle iki kat olarak yapacağız. Dediğim gibi alt kısım aynı şekilde örüldü. Üst kısımda sadece 4 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Alt katta ise, alt katında ise alt 9, üst 4 sıra. Şöylece bir ayarlama yapıyorum. Köşeyi köşeye denk getirmek adına sadece. Şimdi bunu böylece kenara alacağım. Koyu mor ipimi alıyorum. Yine bir lif çiçeği yapacağım. Yine daha önce yaptığım çiçeklerden 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çekip en baştaki zincire batıyorum. 5 yapraklı bir çiçek yapacağım arkadaşlar. 6 zincir çektim. 6 zincir boyunca uzatıyorum ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sanıyorum. 13 tane yeterli. 13-15 arası dolgunca bir çiçek yapmak için yeterli. Yine 6 zincir çekiyorum. Ortadaki zemindeki yuvarlak kısma geliyorum. Ve yine 6 zincir. Ve yine 12-13 kere saracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Yine aynı mantıkla kapatıyorum. Ve 6 zincir. Bu şekilde 5 tane yaprak yapıyorum arkadaşlar. 5. yaprağımı tamamladım. Yine son olarak 6 zincirimi çekip orta kısımda birleştiriyorum. Ve ipimi kesiyorum buradan. İyice sağlamlayacağım arka kısmına geçirip ipimi. Şimdi de açık mor ipimi kullanacağım. Hemen şöylece bir çiçeğimi göstereyim. Koyu renk olduğu için çok belli olmadı. Ama açık mor, koyu mor uyumu gerçekten liflerde harika görünüyor bence. Tabii ki tercih meselesidir. 3 zincir çektim. 2. zincir biraz gevşekçe bol çektim. Buraya 10 kez sarıyorum. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 ve 10. Fıstığı kapatıyorum. İpimi kesiyorum. Ve alt kısımdan tığımı geçirdim. İpin iki katını da şu şekilde arkaya alıyorum. Şöyle biraz sıkılayarak düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi pofuduk. Güzel bir çiçeğimiz oldu. Hemen şöyle kenara ipimizi sabitleyelim. Zincir çekercesine şöyle bir sağlamlama yapalım. Şimdi henüz bu iki parça. Dediğim gibi köşeyi köşeye denk getirerek daha güzel oluyor diye tahmin ediyorum bu şekilde. Şimdi şöyle bunun orta kısmından ve bunun orta kısmından ipimi şöylece geçireceğim. Ve ipim altta kaldı. Sadece ortadan birleştireceğim. Bu kısımlar bu şekilde havada kalacaklar. Hepsini böyle yapışık bir şekilde geçirmeyeceğim. O yüzden hemen şimdi iğnemi alıyorum. Ve beyaz ipimi saplıyorum. İğnemde beyaz ipim hemen şöylece tutacağım arkadaşlar ki çok kaymasını istemiyorum şu orantının. Şöyle herhangi bir kısımdan düğümde orta kısımda kalsın diye buradan herhangi bir noktadan çıkıp mor çiçeğimin üzerinden ki düğüm çok küçük olduğu için geri çıktı. Hemen şöyle küçük bir sağlamlama yapacağım. Ara kısımda. Daha sonra yine alt kısımdan üst kısma doğru çıkıyorum. Sadece mor çiçeğin alt kısmından bu üç parçayı, çiçeği, üstteki parçayı ve alttaki parçayı birbirine dikeceğim. Ve sadece bu kısım birleşmiş olacak. Dediğim gibi en alta geçiyorum şimdi. Daha sonra yine aralardan da geçirerek üst kısma. Üst kısımda ise yine çiçeğimizin tam tepesine geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan aşağı geçtiğimde mor kısımda beyaz ip görünmüyor. Zaten alt kısımda gördüğünüz gibi beyaz ip çok da fazla belli olmuyor. Bir alt bir üst yapıyorum. Aralardan geçiyorum ki dediğim gibi lifte çok da belli olmuyor. Bu şekilde bütün yapraklardan geçerek ve en son olarak da şuradan şöyle bir ayarlama yapabilmemiz için bu ipi buradan çıkardım. En son bir ipi de burada sağlamlayacağım arkadaşlar. Şöyle düzelttikten sonra lifimi tamamlayacağım. Dikmeye devam ediyorum. Dikişi bitirdiğimde şöyle hemen birkaç küçük düğüm atarak bu kısmı tamamlıyorum. Şöyle de biraz toparlayacağım. Dediğim gibi alt kısımdan ipi iyice çekip buradan düğüm atacağım. Sıkıca bir düğüm olmasını istiyorum. O yüzden iki düğüm atacağım. Hemen şöyle çekip zincir çekercesine sıkıca toparlayıp hemen şöyle ipi de fıstıkların arasından geçirerek burada ipin çok kalmasını istiyorum ki herhangi bir sökülmede vesaire de hemen düğüme ulaşmasın ip. O yüzden fıstıkların arasından geçire geçire biraz sakladıktan sonra hemen şöyle göstereceğim. Arka kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ön kısmı da gördüğünüz gibi gayet eğlenceli ve açık mor, koyu mor uyumuyla birlikte çok güzel bir lif oldu. Bence umarım faydalı bir video olmuştur. Örmek isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin.